Merhaba. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan kumpası izliyorsunuz değil mi? <laughs> para sayma görüntüleri filan böyle dolar kuleleri filan yayınladılar. Bütün yandaş medya servis eti köpürtmeye çalıştılar. İşte rüşvet paraları filan diyen oldu. İşte seçimi kazanmak için böyle para dağıtıyorlar filan. Elbette hepsinin palavra oldu ortaya çıktı. O görüntülerin böyle tarihini saklamışlardı. O sakladıkları tarihin aslında... 2019 yılına ait olduğu, CHP'nin o tarihte İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldığı, bu görüntülerinde o oldu ortaya çıkıyor. Yani ortada zaten gizli saklı bir şey yok ama bu alışverişin Ekrem İmamoğlu ile zaten alakası yok. <laughs> ama bunların Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için o sevimli sokak köpeği Boji'ye bile kumpas kurduklarını düşünürsek, bu yaşananlar işte de sürpriz değil. Atılıyorsunuz değil mi o emrisiyle? Güvenlik kameralarına yakalanmışlardı. Herifin biri böyle cebinden köpek dışkısı çıkarıp koltuğun üstüne bırakmıştı. Sonra da hiç utanmadan belediyenin kadrolu köpeği Boji tramvaya pisledi diye haber yapmışlardı. <laughs> hem mecazi anlamıyla hem gerçek anlamıyla bok atarken suçüstü yakalanmışlardı. Bunlar gerçekten hayal bile edilemeyecek kadar kötü kalpli insanlar. Bütün mesailerini kumpas kurmaya harcıyorlar nasıl yapsak da iftira atsak diye kafa yoruyorlar. Beş yıl önce Ramazan'ın ilk günüydü. Dünya hukuksuzluk tarihine geçen bir kararla İstanbul seçiminin sonucunu iptal etmişlerdi. Beş yıl sonra bugün yine Ramazan'ın ilk günü böyle bir kumpas kuruyor. Dindar denilen arkadaşların din duygusu işte bu. Neticede bu meselenin de yalan olduğu ortaya çıktı ama benim bu konuda Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir başka nokta var. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç çıktı. Bu kumpas meselesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki soruşturma açıldı. Soruşturma açıldığını söyledi. O görüntülerde böyle para sayan kişilerin ifadelerinin alınacağını söyledi. Kara para dedi. Kara para varsa bunlar ortaya çıkacak dedi. Kara para dedi. Soruşturma açarak bu kara paranın peşinde olduklarını söyledi. Şimdi makarayı az biraz geri saralım lütfen. Altını çizerek sindire sindire anlatalım. 2013 yılıydı. 17-25 Aralık yolsuzluk skandalı patladı. Ayakkabı kutularına böyle istiflenen dolar balyaları falan fışkırdı. Yatak odalarında büyük boy kasalar, para sayma makineleri yakalandı. Hayırsever denilen Rıza Saraf'la birlikte Altbank Genel Müdürü, İçişleri Bakanımızın oğlu, Ekonomi Bakanımızın oğlu tutuklandı. Şehircilik Bakanımızın oğlu gözaltına alındı, sonra bırakıldı. Ekonomi Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Şehircilik Bakanımız istifa ettirildi. Avrupa Birliği Bakanımız da istifa etmedi ama bakanlıktan alındı. Aradan birkaç saat geçti bu istifalardan sonra. Televizyonlar böyle şok, şok, şok diye duyurmaya başladı. Gerçekten şok bir gelişme o istifa ettirilen şehircilik bakanımız açıklama yaptı. Başbakanın da istifa etmesi lazım Ne yaptıysak onun talimatıyla yaptık dedi. Daha ne desin ağır bir harbi söyledi. Sonra 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu yürüten böyle bütün polisler, bütün savcılar, bütün hakimler görevden alındı. Bunların hepsi FETÖ'cülükten hapse atıldı veya yurt dışına kaçtılar filan. 17-25 Aralık yolsuzluk dosyası kapatıldı savcılar değiştirildi, polisler değiştirildi, yasalar değiştirildi. Piyur ufak hale getirildi. Yetmedi. 17 Aralık'ta el konulan paralar faiziyle iade edildi. Faiziyle. Rıza Sarıf'ın adamı vardı Abdullah Hapani. Abdullah Hapani'nin iş yerinde mesela 1 milyon lira, 800 bin euro, 60 bin dolar, 2 kilo altın ele geçirilmişti. Geri verildi. O kadar süre el konulduğu için bu paranın üstüne 55 bin lirada faiz öden. Abbani bu paralarını bavulla taşıdı, faiz gelirini de alay eder gibi Kızılay'a başladı. İçişleri Bakanımızın oğlunun yatak odasındaki büyük boy kasalarda 350 bin lira, 350 bin euro, 90 bin dolar ele geçirilmişti. Geri verildi, üstüne 20 bin lira faiz öden. Halkbank Genel Müdürü'nün ayakkabı kutularında 5 milyon 900 bin dolar yakalanmıştı. Bu paraların hayırseverlere ait bağışlar olduğunu söylemişti. Bu yüzden bu para İstanbul Valiliğine teslim edilmişti. Prosedür böyleydi çünkü. Halkbank Genel Müdürümüz valiliğe başvurdu. Bu parayı iade aldı. Elbette faiziyle aldı. Ama medyadan gizlendi. Ne kadar faiz aldı orası açıklanmadı adli emanete teslim edilmişti ayakkabı kutuları. Onları kimse almadı ayakkabı kutusu boş. İki adet de banyo lifi vardı banyo lifi. Meğer Halkbank Genel Müdürümüz sadece ayakkabı kutularına değil banyo liflerine de para sokuşturmuştu. Lifleri de kimse almadı onlar da orada kaldı. Adli emanette iki tane de para sayma makinesi var. İçişleri Bakanı'nın oğlunun yatak odasında ele geçirilmişti. Onları da kimse almadı ama onlar bir değerdi. Bu yüzden para sayma makineleri Milli Emlak Müdürlüğü'ne gönderildi. İhale yöntemiyle satıldı. 200 lira. 200 lira gelir elde edildi. hazineye aktarıldı. Binlerce lira faiz eden de 200 lira. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzluk komisyonu kuruldu. Bu yolsuzluğu araştırma komisyonu kuruldu üye soruşturulacak. Meclis yolsuzluğu araştırma komisyonunda 9 AKP'li üye, 4 CHP'li üye, bir de MHP'li üye vardı. 9'a 5 oyla Yüce Divan'a gitmesinler kararı çıktı. Yani Yüce Divan'da yargılanmalarını gerektirecek herhangi bir durum yok kararı çıktı. Meclis yolsuzluğu araştırma komisyonundaki AKP'li 9 milletvekilinin 9'u da suç yok demişti bu meclis yolsuzluk komisyonundaki AKP Denizli milletvekiline sordular komisyonda görüşünü. Suç fiilleri işlemiş olabilirler ama samimi sohbetlerimizde gördük ki ortada dava açmayı gerektirecek herhangi bir delil yok dedi. Yani bu gözümüzün önünde yaşanan kepazeliklerin hiçbiri delil değildi. Öyle söyleyeyim. AKP Yozgat Milletvekiline sordular görüşünü. Bunların hepsi algı operasyonu, uydurma olduğunu görmemek mümkün değildi. AKP Aksaray Milletvekiline sordular görüşünü. Akıl bali, temiz kudrete sahip her insan burada kurgu olduğunu görürdü. Yani burada yolsuzluk var diyenler temiz kudrete sahip değildi. Yolsuzluk var diyenler. Pis kudretliydi yani. <laughs> AKP Kastamonu milletvekiline sordular. En ince detaylarına kadar inceledik. Suça rastlanmadı. AKP Bursa milletvekiline sordular. Hassas şekilde inceledik. Herhangi bir suç izi görülmedi. AKP Bursa milletvekiline sordular. Suç ve delil yok dedi. Suç var dersek darbeyi desteklemiş oluruz. Dedi. Yolsuzluk var diyene darbeci yaptısını yapıştırmıştı. AKP Bartın milletvekiline sordular görüşünü. Ortada suç filan yok dedi. Sözde soruşturmada hukuksuzluk yapılmış, soruşturmada her şey hukuksuz. Dolayısıyla ortada suç yok dedi. AKP Konya milletvekiline sordular. Suçun işlenmesinin önlenmemiş olması çok dikkat çekicidir. Dedi bakanlara gönderildiği ve rüşvet olduğu öne sürülen paralara müdahale edilmemiş olması manidardır. Yani diyor ki adam rüşvet alınmışsa bile niye rüşvet alınırken müdahale edilmedi de sonradan yakalandı? Bu çok manidar. <laughs> AKP Konya Milletvekiline sordular en şahane izahatlerden birini o yaptı. Bakanlarımızın her şeyi kabul ettiklerini varsaysak bile suç işlediklerine dair makul şüphe oluşmadı bende. <laughs> yani bakanlar kabul etse bile bende şüphe oluşmadı. Dedi. Hatta makul şüpheyi de bırakın. Vicdanen düşündüğümde makul şüphenin daha da altında bir şüphe bile bende oluşmadı. Dedi. <laughs> daha ne desin AKP milleti? Bakanlar kabul etse bile diyor. Makul şüphenin altında bile şüphe yok diyor bende. <laughs> Tarihe böyle geçtiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolsuzluk Araştırma Komisyonu'nun bu açıklamaları üzerine bakanlarımı sıyırdı. 17-25 Aralık halının altına süpürüldü. Şimdi bu kadar mevzuyu niye anlattık? Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi 17-25 Aralık Yolsuzluk Soruşturma Komisyonu'nda ortada suç filan yok diyen, bu sözde soruşturmada hukuksuzluk yapılmış diyen, soruşturmada her şey hukuksuz, dolayısıyla ortada suç yok diyen, 17-25 Aralık'ı halının altına süpüren AKP Bartın milletvekili kimdi biliyor musun? Şu anki Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç. Evet. 17-25 Aralık'ta ortada suç filan yok diyen şu anki Adalet Bakanı. 17-25 Aralık kepazeliğinde ortada suç yok diyen Rıza Sarraf'ın ayakkabı kutularına istiflenen dolar balyalarının yatak odalarındaki para kasalarının para sayma makineleri, ekonomi bakanımıza takılan yüz binlerce yoruluk kol saatinin filan suç olmadığını söyleyen Bartın milletvekilimiz Yılmaz Tunç, şu anda bu İstanbul'daki düpedüz kumpasa suç muamelesi derhal soruşturma açıldığını söylüyor. O görüntülerde para sayan kişilerin derhal ifadelerin alınacağını söylüyor. Kara para diyor. Kara para varsa ortaya çıkacağını söylüyor. 17-25 Aralık'ta suç filan yok diyordu. Şimdi kara para filan diyor. Savcılarımızın kara paranın peşinde olduklarını söylüyor. Bir hatırlatma daha yapayım. 17-25 Aralık meselesinde Şehircilik Bakanı olan Erdoğan Bayraktar daha iki yıl önce açık açık ne dedi? 17-25 Aralık sürecinde benim dosyamda hırsızlık yok. Bende para yakalanmadı. Bende sadece görevi kötüye kullanma var. Başka ne dedi? Reisimiz Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu. Hırsız çuvalı dedi artık. Liderim beni aynı hırsız çuvalına koyunca Dört bakanla beni de hırsız diye tasvir ettiler dedi. Beni de hırsız çuvalına koyarak bakanlıkta attılar dedi. E insan merak ediyor tabii. Şimdi bu İstanbul'daki düpedüz kumpasla alakalı olarak soruşturma açıldığını, kara para peşinde olduklarını söyleyen Adalet Bakanımız, Şehircilik Bakanımızın itiraf ettiği bu hırsız çuvalı ile alakalı olarak herhangi bir iletişimde bulundum. Yoksa hırsız çuvalı lafında da suç yok mu? <laughs> Yeri gelmişken bir hatırlatma daha yapayım. Bu yazar Eylem Tok biliyorsunuz. Bugünlerde 10 gündür falan tartışılıyor. Bu yazar Eylem Tok'un ehliyetsiz oğlu kaza yaptı. Ehliyetsiz araba kullanırken bir kişiyi öldürdü. Eylem Tok kaza yerine geldi. Öyle anlaşılıyor. Polisi aramasınlar diye yaralıların cep telefonlarını topladı. Yani kazayı cinayete dönüştürdü. Anne oğul önce Mısır'a böyle vınto. Oradan ABD'ye kaçtılar biliyorsunuz. Adalet Bakanımız bununla ilgili açıklama yaptı. Doğal olarak. Geçici tutuklama kararı aldıklarını, ABD'den iade talebinde bulunduklarını açıkladı. Doğrusu da bu zaten. ABD'nin şimdi biz bu anne oğlu iade etmesini istedik, bekliyoruz. E insan merak ediyor bu yazar Eylem Toku ve oğlunu ABD'den iade isteyen, yani bunu gururla medyaya açıklayan Sayın Hükümetimiz ve Sayın Adalet Bakanı, ABD'deki Fethullah Gülen için ne yapıyor? Bu konuda artık niye hiç açıklama yapıldı? İstemiyor muyuz artık biz Fethullah Gülen'in iadesini ABD'de? Ancak Eylem Toku mu isteyebilir? Ekrem İmamoğlu ile alakalı kumpasın peşine düşen kara para falan diyen Sayın Adalet Bakanımız bu konuda da bir açıklama yapar herhalde. Bu arada yerel seçim şenliklerinde bu Yeşilçam replikleri gırla gidiyor. <laughs> Aslı'nın liderimiz Kemal Sunal filmlerine atıfta bulunuyor. Erbakan'ın adaylarına zübük siyasetçiler falan diyor isim vermeden. Özgür Özel'i patronunun tekme tokat döverek rahatlattı... <laughs> mazlum karakterine benzetiyor. Ekrem İmamoğlu'nu da böyle atar gider yapan Tosun Paşa filmindeki küçük enişteye benzetiyor. Özgür Özel de asıl cübük sensin aynaya bak filan diyor. Aslına bakarsanız hep rahmetli Kemal Sunal'ın filmleri üzerinden örnekler veriliyor ama siyaset perdemizi, siyaset filmimizi Yeşilçam üzerinden anlamak istiyorsak özellikle Aslı'nın liderimizin şu anki konumunu Yeşilçam üzerinden tarif etmek istiyorsak aslında bir aktöre değil, bir aktriste bakmamız gerekiyor. Rahmetli Fatma Giri hatırlamamız gerekiyor. Tayyip Erdoğan'la Fatma Giri arasında nasıl bir korelasyon var derseniz, bu önceki yıl kaybettiğimiz Fatma Giri'nin sadece fiziği değil, ruhu da çok güzel. Şahane bir kadın, cumhuriyet kadınıydı. Gerçek bir Atatürkçüydü. Bazen gülemiyorum diyordu, uyuyamıyorum, karanlığa gömülüyorum. Sonra kafamı kaldırıp denizin uçsuz maviliğine bakıyorum. Atatürk de bana oradan bakıyor, masmavi gözleriyle gülümsüyor, yanınızdayım diyor, rahatlıyorum. O sayede nefes alabiliyorum diyordu. Bir kadın olarak Atatürk benim vazgeçilmezim diyordu. Ayhan Işık, Kartal Tibek, Edipsun, İzzet Günay, Göksel Arsoy, Cüneyt Arkın, Orhan Günşiray, Fikret Hakan, Ekrem Bora, Tarık Akan gibi jönlerimizin jön Türk adınıydı. Sadece rol yapmadı. Layık, özgür, eşitlikçi, yurtsever, mahalle baskısına pabuç bırakmayan karakteriyle rol model oldu. Kah köylü bacı, kah şımarık zengin kızıydı. Sokak sürtüğü de oldu, fedakar anne de oldu. Hem kanlı niger hem şoför nebattı. Komedi dram macera. AKP'den 40 yıl önce Hazreti Rabia'ydı. <laughs> Asla biat etmedi. İktidarların değil, halkın sanatçısı oldu daima. Sanatçının duruşu olmalı diyordu. Sanatçı sessiz sedasız bir kenarda oturamaz, yanlışı dile getirmeli. Sanatçı iktidarla vıcık vıcık olmamalı diyor. Belediye başkanı oldu. Evet kendi partisine bile mesafeli durdu. 1989 yerel seçiminde SHP'den aday oldu Şişli Belediye Başkanı için Fatma Gül. Belediyeyi çok ağır borç yüküyle devralmıştı. Kasa tam takırdı. Personel ödeyecek maaş parası bile yoktu. Kendi evini ipotek ettirdi ya. Evet. Kendi evini ipotek ettirdi. Belediye çalışanların maaşını öyle ödedi. Kadına yönelik şiddete karşı kurulan mor çatı sığınma evlerini mor çatı Türkiye'de ilk o açtı. Atma gidik. Uğur Mumcu ile İlan Selçuk'un koluna girdi. Zonguldak'tan Ankara'ya yürüyen madencilerin yanında yer aldı. Kendi belediye sınırları içinde sendikaların hamisi oldu. Emekçilere daima sahip çıktı. Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin yanında yer aldı daima. İşçilerle işverenler arasında ara buluculuk yaptı. Kul hakkı yemedi Fatma git. En ufak bir yolsuzluk şaibesine adı karışmadı. Kendisine emanet edilen belediyenin tek kuruşunu çarçur etmedi. Kimsenin canını yakmadı. Kimseye kötülük yapmadı. Başkanlık yetkileriyle kimseye güç gösterisi, gövde gösterisi yapmadı. Tıpkı Yeşilçam'ın zirvesinde olduğu gibi belediye başkanı iken de halkın arasındaydı. Halkın ta kendisiydi. Vatandaşla kendi arasına şöhret duvarı örmedi. Giyimiyle, kuşamıyla, mütevazi davranışlarıyla alttan ayrılmadı. Boş versen Allah aşkına diyordu. Ayran da içerim, rakı da içerim. Ne kimsenin ne içtiğine karışırım, ne de kimseyi ne içtiğime karıştırırım diyordu. Ben hayatta kimsenin bikinisini de türbanını da ayıplamam. Ben sadece yalanı dolanı ayıplarım diyor. Sadece yolsuzluğu ayıplarım diyor. Ben sadece yoksulun halinden anlamayanları ayıplarım diyor. 1996 yılında gazeteci Metin Göktepe'yi göz altındayken döve döve öldürdüler. Bir duvar kenarına attılar. Duvardan düşmüş öyle ölmüş filan dediler. Anlış anlı şanlı böyle araştırmacı gazeteciler falan masanın altına saklanmıştı. Öldürenler polis olduğu için kimse bu haberin üstüne gidemiyordu. Gazeteci öldürülmüştü, gazeteciler utanmadan susuyordu. Fatma Gerek o sırada kanalda ekranlarında Söz Fato'da adıyla program yapıyordu. Söz Fato'da. Her zamanki cesaretiyle anlış anına böyle araştırmacı ayaklarına yatan sözde gazetecilerin yapamadığını yaptı. Metin Göktepe'nin polisler tarafından öldürüldüğünü kanıtlayan kamera kayıtlarını şak diye yayınladı. Evet. Suskunluk sansürünü yıktı yayınladığı o görüntülerle toplumsal destek sağladı. Metin Göktepe cinayetinin aydınlanmasına en büyük katkıyı sağlamış oldu. Dedim ya, sadece fiziği değil, yüreği de güzeldi, ruhu da güzeldi. Ve şimdi, sıkı durun. 1989 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den Şişli Belediye Başkan adayı oldu. 52 binden fazla oy aldı. Şişli Belediye Başkanı seçildi. Aynı seçimde asrın liderimiz de Beyoğlu Belediye Başkanı değil. Sadece 21 bin oy aldı. Açık farkla seçimi kaybetti. Beyoğlu'nda da SHP adayı kazandı. Bu iki örnek neden çok önemliydi? Çünkü Şişli ve Beyoğlu hemen hemen aynı nüfusa sahipti. Aynı nüfus. Şişli Beyoğlu. O aynı nüfusa sahip iki ilçede ve aynı karakter ilçe. Çünkü aynı tip partiyi belediye başkanı seçmiş. Fatma Girik, Tayyip Erdoğan'ın iki mislinden fazla oy almıştı. İki mislinden fazla. Dolayısıyla şu anda yerel seçim ve Yeşilçam konuşacaksak, herkesin ama özellikle CHP yönetimin kendisine şu soruyu sorması lazım. Fatma Gerik gibi layık, özgürlükçü, eşitlikçi, insan haklarında rol model sanatçımızı belediye başkanı seçen Tayyip Erdoğan'a ilçe belediyesi bile teslim etmeyen Türkiye bu aradan geçen zaman zarfında nasıl oldu da sanatçıların adeta dilini yuttu, tarikatlerin cirit attı, İstanbul Sözleşmesi'nin yırtılıp atıldığı özgürlüklerin yok edildiği, insan haklarının inim inim inleyen tek adam rejimine savruldu. Bu senaryoyu kim yazdı? Fatma Geri'nin hayatı aslında hepimizin gözünün önünden adeta film şeridi gibi geçen kendi hayatımızdır. Kendi siyasi tarihimizdir. Fatma Giri'nin Tayyip Erdoğan'dan iki misli fazla oy aldığı Türkiye'den Tarikat Cema Zırcail atmosferine, Zübük Cumhuriyeti'ne nasıl savruldu? Figüran misali hepimizin küçük küçük rollerinin olduğu, başından sonuna hepimizin uzun uzun düşünmesi gereken bir filmdir bu. Yeşil Çampik. Bu arada önceki gün 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günüydü. Herkes bir takım böyle amaset tweetleri falan attı falan. Bana da mesaj geldi. Dediler ki sen niye bu konuda yayın yapmadın? E yapayım mı? <laughs> Şimdi bakın lütfen. Davranış biçimleri üzerine araştırma yapan bilim insanları rastgele 3 maymun seçip kafese koymuşlar kafesin tavanına da böyle muz asmışlar. Muzu gören maymunlar tabii içeride kafeste telleri tırmanıp hemen şeye, muzlara uzanmaya çalışınca basmışlar tazikli suyu, basmışlar tazikli suyu. Böyle nereden geldiğini şaşıran maymunlar paldır yere yuvarlanmışlar tazikli suyla. Kafa göz dağılmış hepsinde. Mecburen böyle uslu uslu oturmaya başlamışlar. Hepsi sırılsıklam. Bakmışlar ki bilim insanları bunlar öğrendi. Islak maymunlardan birini çıkarıp kafese onun yerine kuru bir maymun koymuştu. Kuru maymun acemi tabi. Muzu görür görmez tavanda hemen kapmak için hamle yapmış. Yapmış ama tazlikli suya bu sefer hiç gerek kalmamış. Islak maymunlar kuru maymunun ayağına yapışmış hemen. Çekmişler aşağı. Vermişler yumruğu başımızı belaya mı sokacaksın? Böylece o da öğrenmiş. Gözücüyle muza baka baka oturmuşlar uslu uslu. İkisi, ikisi böyle sırılsıklam yaş, biri kukkuru. Sonra, sonra ıslak maymunlardan birini daha çıkarıp yeni bir kuru maymun koymuşlar kafese. Bu sefer ıslak olanı azikli su korkusuyla, kıdemli kuru olanı kanım böyle diye girişmişler tekme tokat tecrübesiz kuru maymunu yeni kuru maymun ne olduğunu bile tam ama... öğrenmesi gerekeni öğrenmiş şekli. Oturmuşlar uslu uslu. Biri sırılsıklam, ikisi kupkuru. Ardından... son ıslak maymunu dışarı çıkarıp... üçüncü kuru maymunu ittirmişler kafese. Böyle garibim son kuru maymun muzu kapmaya teşebbüs edince... bin pişman olmuşlar. Esaslı sopa yemiş... öbür kuru maymunlar. Netice neden dövdüğünü bilmeyen iki kuru maymunla neden dayak yediğini bilmeyen bir kuru maymun elde edilmiş. Tavandaki muza böyle bakmamak için kafalarını öyle öne eğmişler, oturmuşlar uslu uslu. Öğrenilmiş çaresizliktir bu. Muz Cumhuriyeti deneyidir. Korkaklıkla ahmaklık birbirine karışınca illa kurunun yanında yaşın yanmadığını, yaşın yanında kurunun da yanabildiğini anıtlar. Korkma diye başlayan İstiklal Marşımız işte budur. Korkma diye başlamasının sebebi budur. Korkarsan bulaşıcıdır. Korkaklıkla ahmaklık birbirine karışır. Toplumun her kesimine sirayet eder. Eğer İstiklal Marşı'mızı böyle armut gibi ezbere <laughs> okuyorsan, anlamını içselleştirirsen özü budur. Korkmayacaksın. Korkarsan İstiklal Marşı'mızın gerisini okumanın manası yoktur. Yaşın yanında kuru dayanar, kurunun yanında yaş dayanar. Korkarsın. 10 kıtadır 41 dizedir İstiklal Marşımız. İlk iki kıtasını marş olarak okur. Ama aslında bir tek kelimedir. Korkma. Korkmayacaksın. Yoksa hikayedir. Mehmet Akif Ersoy'a gelince. <laughs> Bakın bu amma günlerinde yıl dönüm İstiklal Marşımızın yıl dönümlerinde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ilgili her şeyi anlatırlar böyle bir Şunu asla anlatmadım. Mehmet Akif Ersoy sirozdan vefat etti. Evet. Hayatı boyunca asla alkol kullanmadı ama Mustafa Kemal'den iki yıl önce tıpkı Mustafa Kemal gibi sirozdan rahmetli oldu. Çünkü Kahire'de siroza yakalanmış. Hava değişiminin böyle iyi geleceği düşüncesiyle Lübnan'a falan gitmişti ama olmadı. Tedavi için İstanbul'a geldi. Maalesef Tedavi de çare olmadı. Çünkü o dönem doğru düzgün tedavisi yok. İstanbul'da Siroz'dan vefat etti. Mehmet Akif Ersoy aslında veteriner hekim. Tıp eğitimi almış. Hastalığının Siroz olduğunu biliyordu ama dedim ya maalesef o tarihte çare yoktu. Bakın bunu asla anlatmazlar. Atatürk'e içki yüzünden Siroz oldu derler. Ağzına içki sürmeyen Mehmet Akif Ersoy'un Atatürk'ten iki yıl önce aynı sirozdan öldüğünü söylemezler. Bu karşı devrimciler bu kadar şerefsizdir. Halbuki Atatürk'ün ve Mehmet Akif Ersoy'un rahmetli oldukları dönemde karaciğer biyopsisi yapılamıyordu. Ölüm sonrası otopsi de yoktu. Dolayısıyla Atatürk'ün siroza yakalanma sebebinin alkol, sıtma veya virütük hepatit gibi nedenlerden hangisine bağlı olduğunu söyleyebilmek asla mümkün değil. Bu soru işareti yıllarca tıp dünyasının en çok tartışılan konularından biri oldu. Parazitoloji ve mikrobiyoloji uzmanları arasında Atatürk'ün şistozoma, şistozoma türü parazitler yüzünden siroza yakalandı. Hemen hemen kesin olarak kabul edilmiş bir görüş oldu. Atatürk'ün bu paraziti çok çok büyük olasılıkla İskenderiye'de veya Trablus'tayken kapmış olabileceği düşünülüyor. Niye böyle düşünülüyor? Çünkü o tarihlerde parazitler o ilkel coğrafyada son derece yaygın şekilde görülüyor. Bilimsel istatistiklerin gerçeği bu. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi Mehmet Akif Ersoy'da büyük ihtimalle aynı coğrafyada Kahire'deyken bu paraziti kapmıştı. Atatürk'ün içki yüzünden siroz olduğunu söyleyenler, Atatürk'ün Libya'da, Mısır'da olduğu dönemlerde siroz hastalarının Kuzey Afrika'da ne kadar yaygın olduğunu asla söylemezdi. 1930'lu yıllarda Türkiye'de sirozun ne kadar yaygın olduğunu asla söylemezdi. Ya bugün bile, 2024 yılında bile, bırakın böyle içkiyi miçkiyi, mi alkolü falan, ya 2 yaşındaki, 3 yaşındaki bebelerin bile siroza yakalanabildiğinden hiç bahsetmezler. Atatürk, Atatürk'ün ve siroza yakalandığı kesinleşince Avrupa'nın en ünlü karaciğer uzmanı Profesör Fisinger. Profesör Fisinger Türkiye'ye getirilmişti. Kendisi de muayene etti. Aynı teşhis koydu. İçkiden mi acaba diye sordular. Ne dedi biliyor musunuz? O günlere şahit olanların hepsinin anılarında kitap haline getirilen bütün anılarda yazıyor. Profesör Fisinger hayır dedi. Benim Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den gelen hastalarım var. Hepsi siroz ve hiçbiri ömürlerinde ağızlarına içki koymamışlardı. Fas, Tunus, Cezayir. Bu yaygın sirozun Kuzey Afrika kaynaklı olduğunu kabul etmek lazım dedi profesör. Karşı devrimciler bundan asla bahsetmez. Mehmet Akif Ersu'yu anlat dediniz. İşte budur. <laughs> namazında niyazında bir insan olan Mehmet Akif Ersoy'un Siroz'dan ölmesi, İstiklal Marşı'mızı kutlarken bile Atatürk'ten bahsetmek istemeyen karşı devrimcilerin ne kadar kötü insanlar olduğunun kanıtıdır. 7 Kasım 1938 bakın. Atatürk'ün son nefesini vermesine üç gün kalmış. Yemek yiyemiyordu artık ancak kaşıkla verilen böyle elma suyuyla sütle beslenir. Bitkinlikten yarı uyur uyanıklığı o vaziyetteydi. O vaziyetteyken ya ömründe ilk defa canı engin açtı. Evsim kış İstanbul'da bulmak mümkün değil. Hatay'a telgraf çektiler hemen gönderildi ama yetişemedi maalesef. Yemek kısmet oldu. Mart ayındayız. Enginar mevsimi başlıyor ay sonundan itibaren kendini göstermeye başlar iyice. Engin Aral'ın kardeş. Hem Karaciğer'e yiğidir, hem Atatürk'ü rahmetle anarsınız. Bin yaşa Mustafa Kemal. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. <laughs> Abone olanlar arasında çekiliş yapacağım. Atatürk'e yıllardır hiç utanmadan ay yaş derken Mehmet Akif Ersoy'un Siroz'dan öldüğünü şu anda öğrenince dünyası başına yıkılan dört zır cahil izleyicime Fatma Geri'nin T 1973'te yanlandırdığı Rabia filmini gönderdi. Evet. Fatma Geri Rabia iken liderimiz daha önce İmmatif sizin dedi. Bakın bakayım o filmde böyle yapıyorlar. <laughs> Yarın sabah görüşmek üzere. Eyvallah.